Herkese iyi geceler, sevgiler, selamlar. Tarih sahnesinde birlikteyiz. Bu gece Profesör Mehmet İnbaşı'yı ağırlıyoruz. Ahmet Şimşekir hocamla. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi geceler hocam. İyi geceler, iyi geceler. Şimdi bu gece sevgili seyircilerimize enteresan, farklı bir konu sunacağız. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu anlatılırken hep böyle askerlerden, savaşlardan bahis geçer ya, hatta daha geçen çarşamba günü Erhan Afyoncu ile Yeniçerileri konuşmuştuk. Dedik ki, ya biraz da şunu anlatalım, yani on binlerce kişilik orduları düşünün, yüzlerce kilometre gidiyorlar. Osmanlı seferlere nasıl hazırlanırdı? Lojistiği nasıl gerçekleştirirdi? Bu insanlar ne yerdi, ne içerdi? Efendime söyleyeyim, hastalansa ne olurdu? Ondan sonra tuvalete gelse ne olurdu? Yıkanması gerektiği zaman ne olurdu? İbadet edeceği zaman ne yapardı? Ve sizlerden de çok enteresan ve güzel sorular da geldi. Hatta birkaç tanesini beğendim. Onları hemen okuyayım size. Bu gece Ey Ahali etiketini kullanıyoruz. Ve bu etiketimize soru soran, yorum yazan, eleştiren, işte bize laf atan. Okuyayım, onları da okuyayım. Seyircilerimiz arasından kitap hediyemiz olacak. Her zaman olduğu gibi. Biliyorsunuz biz sizlere kitap veriyoruz ve çok seviyoruz. Okuma alışkanlığını da geliştirdiğimiz için hani seyircilerimiz de beğeniyorlar. Yine Ahmet Hoca'nın bu otağı serisinden vereceğiz beşer beşer, değil mi sevgili hocam? Slovakya'da Osmanlılar diye Ahmet Şimşirgin'in yeni bir kitabı ortaya çıktı ki ben deniz bunu bilmiyordum. Öğrenmiş olduk. Heybesinden yeni bir kitap. Kayı'dan da vereceğiz. Güzel. Mehmet İnbaşı'nın Ukrayna'da Osmanlılar. Hocamız bayağı bir üzerine çalışmış gördüğünüz gibi. Kamaniçe Seferi anlatılıyor burada ve organizasyonu. Özellikle tarih severlerin, ilgilenenlerin bizlere tweet atmasını bekliyoruz Ey Ahali etiketiyle. Şimdi mesela neler merak edilmiş, bir iki tanesini sorayım, yeri geldiği zaman cevaplarız. Şimdi düşünen heykel diyor ki, Ey Ahali, orduya başkomutanlık yapma geleneği 2. Selim zamanında neden bozulmuştur? Neden artık o zamandan sonra işte padişahlar katılmamışlardır, her zaman katılmamışlardır diye sormuş. Büşra Kaynar, ey ahali, her padişahın kendine ait tılsımlı gömleği var mıydı yoksa bir gelenek olarak nesillere mi aktarıldı demiş. Güzel. Ömer Faruk Atılgan, ey ahali, 2. Viyana kuşatması neden başarısız olmuştur demiş. Bu enteresan bir bozgun, bunu anlatacağız. Ondan sonra en çok merak ettiğim konu, Emrah Saral da sormuş, Ertan Atalay da sormuş. Ey ahali etiketiyle hilal taktiği, kurt kapanı, Turan taktiği, bunları bir anlatır mısınız anlamını, içeriğini demiş. Ondan sonra yine başka sorular da var ve tabii ki ey ahaliyle ilgili çevrelerine duyurmak istedikleri de var. Misal deli denilen, deliler denilen savaşçıları merak eden var. Aysel Şencan sormuş. Osmanlı tokadını merak eden var. Hasan Karaca sormuş. Ve Osmanlı'nın savaş sırrı neydi? Gerçekten söylenebilecek farklı şeyler var mı? Aynen var. Osmanlı'nın savaş sırlarını bir kısmını bu gece öğreneceksiniz. Gaye Acar, size de bir kitap hediyemiz olsun. Hemen sorumuzu da soralım seyircilerimize. En fazla sefere çıkan padişah hangisidir? Ey ahali etiketiyle bekliyoruz. Yanılacağınızı tahmin ediyorum ama bakalım doğruyu bulabilecek misiniz? Muhtemelen ikinci tahmininiz doğru çıkacak diyorum şimdiden. Şimdi bir savaş kararı alınacak. Bir yere göz dikildi. Hedef belirlendi. Orada oraya yönlendirilecek ama bir karar alınması gerekiyor. Yani bu kararı nerede, ne şekilde alıyorlardı? Ne yapıyor? Herhalde padişahın bir huzuruna çıkılıyordu. Tabii. Oradan bir başlayalım. Yani aslında çok büyük bir farkı yok bugünkünden. Mesela bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi ancak alabilir. Osmanlı'da da bunu Divan-ı Hümayun. Ama genelde savaş kararı, bilhassa ilk dönemler, gerçi sonrasında da çok önemli bir karardır bu çünkü. Padişahın huzurunda mutlaka divan toplanır. Evet. Ve orada görüşmeler yapılır. Yani bir defa bu en önemlisi savaşın meşruluğudur. Yani bu çok mühimdir Osmanlı'da. Bence en önemli hususiyetlerden bir tanesidir. Yani Osmanlı birisine düşmanlık, birisinin toprağını almak, birisinin malını almak değil. Bundan bize bir tehdit var mı, bir hareket var mı? Önce anlaşmayı düşünen bir devlettir, seferi düşünen bir devlet değildir. Onun için de savaşın meşruluğunu kabul etmek, onu önemsemek ve meşru kılmak gerçekten önemlidir. Mesela bu noktada Şeyhülislam'ın fetvasına mutlaka müracaat edilir. Yani Şeyhülislam genelde bazen savaşlara mani olur, böyle bir savaşın çıkmasına gerek yoktur der.
Onun için anlaşma noktalarının yapıldığı, bazen mesela Osmanlılar sefere çıkacak olur, karşı taraftan devletten bizzat Şeyhülislam'a müracaat ederler. Biz anlaşmak istiyoruz. Neden mesela bu savaşı istiyorsunuz? Neden işte bu savaşı çıkartıyorsunuz? Ve Şeyhülislam böyle bir durumda hem vezir-i azama hem padişaha etki eder. Yani anlaşma yolunun araştırılması için. Ama gerçekten savaşa çıkılması gereken bir husus varsa bu defa da Şeyhülislam ikna edilir. Yani onlar şu maddeleri yerine getirmiyorlar veya anlaşmanın şu maddelerini bozdular diyerek bunu mutlaka ikna ederler ve savaş kararı divanda alınır. Ondan sonrası zaten devam eder. Ancak padişahın huzurunda mutlaka görüşülür, tartışılır. Savaşın sebepleri üzerinde durulur. Savaş kararı alındıktan sonra artık bütün hazırlıklar başlayacaktır. Evet. Şimdi hocam, fetva alındı. Ondan sonra savaş kararında divana katılanların hepsinin görüşleri alındı ve bir ittifak sağlandı. Tamam, haydi bakalım gidiyoruz, cenge gidiyoruz. Ondan sonra peki şimdi ordu toplanacak. Mesela ordudan kimler katılacak? Evet. Bunların hep böyle kararları nasıl alınıyor? Hani şunlar gelsin, şu yolla gidiyoruz. Evet. Ondan sonra devamındaki organizasyon nasıl sağlanıyor? Evet. İyi geceler dileyerek başlamak istiyorum. Hocamın da bahsettiği gibi Divan-ı Hümayun'da savaş kararı alındıktan sonra ilk yapılacak iş tabii bu savaş kararları savaştan en az bir 6 ay önce kadar alınıyor zaman zaman. Öyle bir durumlar oluyor. Bazen 3 ay önce, bazen 6 ay önce duruma göre. Savaş kararı alındıktan sonra ilk yapılacak iş hemen sefer güzergahı belirleniyor. Ne tarafa yapılacaksa. Anadolu yapılacaksa sefer güzergahı bellidir, yollar bellidir. Rumeli yapılacaksa sefer güzergahı bellidir. Çünkü bu sefer dediğiniz zaman hadi sabah çıkalım, şuraya gidelim, buraya savaşalım denilecek bir ortam değil. Çünkü neticede 100 bin kişiyle gidiyorsunuz, 80 bin kişiyle gidiyorsunuz, 150 bin kişiyle gidiyorsunuz. Bunların iaşesi çok ciddi bir problem. Böyle hadi bugünkü gibi F-16'lar. Tabii o şekilde. Avalansın denilemiyor tabii ki. Onun için Divan-ı Hümayun'a sefer kararı çıktıktan sonra ilk yapılacak şey, bütün Osmanlı ülkesinde bulunan beyler beylerine, sancak beylerine ve kadılara hükümler yazılır. Denir ki evvel baharda filan tarafa seferimiz olacaktır. Onun için herkes yapılacak şeyi kendisi bilir. Daha önce çalışılmış bir konudur. Dolayısıyla herkes üzerine düşeni yaparlar. Burada beyler beyleri ve sancak beyleri işin askeri yönüne bakarlar. Kadılar da işin lojistik yönüne bakarlar. Onun için de sefer güzergahındaki yol güzergahı hangi taraf ise, Anadolu ya da Rumeli tarafı ise ona göre o tarafta olan kadılar birinci derecede yol güzergahında olanlar lojistik işiyle uğraşırlar. Beyler beyleri ve sancak beyleri de bunların hepsi Osmanlı ülkesindeki bütün askerler savaşa gitmez. Bunların bir kısmı güvenlik şeysi olarak orada asayişi sağlamak için güvenlik amacıyla kalır. Bir kısmı gider ve dolayısıyla bu şekilde bir hazırlık hareketi başlar. Peki şimdi bu karar alındıktan sonra biz hoş böyle ey ahali etiketini kullanıyoruz ya, böyle sanki ey ahali ordumuz sefere hazırlanıyor falan gibi böyle herhalde hemen duyurmuyorlar. Yani yola çıkarken mi duyuruluyor? Halkın ne zaman haberi oluyor? Fermanlar gider. Hemen fermanlar yazılmaya başlanır. Hemen yazılır. Tabii evet. Fermanlar yazılır. Buyuruldular yazılır. Kadılara, beyler beylerine hükümler gider. Evet. Falan tarihte falan yere sefer açıldığı ifade edilir. Bununla ilgili artık her türlü hazırlıkların yapılması istenir. Zaten sefer yeri, sefer yönü, sefer zamanı belli olunca Osmanlı ordusunda kimlerin nerede, mesela hangi şehirde hangi orduların katılacağı, hepsi birden İstanbul'dan hareket etmez. Mesela İstanbul'dan çıkarsınız, Üsküdar'da toplanan kuvvetler vardır. Doğuya gidiyorsa işte Sivas'a vardığı zaman katılan kuvvetler vardır. Konya'da katılan kuvvetler vardır. Yani bulunduğu yakın olan yerlerde orada katılırlar orduya ve artık ordu düşman arazisine gireceği sırada en mükemmel, en kalabalık haline ulaşmıştır. Nasıl girecekse veya batıya giderken işte Nibolu'da, Sofya'da, Belgrad'da, özellikle Belgrad çok önemlidir hemen hemen. Ordu tamamen orada toplanır, ondan sonra devam eder. Böyle kimlerin ne kadar, şimdi tımarlı sipahiler vardır, bunlar her sene gitmez, bir sene bir kısmı gider.
Diğerinde diğere gider. Mehmet Bey'in söylediği gibi beylerbeyi, sancakbeyleri bunları ayarlarlar, bilirler. Peki bu silahlar ne zamandan itibaren gitmeye, nereden gidiyor? Yani Edirne'den mi, ağır toplar nasıl gidiyor? Cebehane İstanbul'dan gider silahlar. Hı. Yeniçerilerin mesela timarlı sipahiler kendilerinin silahlarıyla, kendilerinin hiç eksiksiz gelir onlar. Bütün evet. silahları, hı. şeyleri, timarlı sipahilerin çadırları, öyledir şeyleri, mesela. Bütün. Ve öyle de mükemmel olmalı. Yavuz Sultan Selim, tolgası eksik olanın kellesi, topçağı eksik olanın kolu gider diye ifade evet, eder. Yani tam tekmil olacak, mükemmel olacak ve öyle katılacak. Yeniçerilerin ise cebehane dediğimiz yerdedir silahları. Yeniçerilere dağıtılmaz. Savaş meydanına, düşman arazisine girildiği zaman bunlar dağıtılır. Hmm. Veya düşmanla müsaademeye, çarpışmaya girileceği zaman artık silahları dağıtılır kendilerine. Hı hı. Güzel. Şimdi kalabalık tabii. Gidiyorlar. Bu insanlar acıkıyor. Ne yerler, ne içerler. Sonra mesela biraz böyle bir sefer ismi vererek belki hani gözümüzde canlandıralım diye çıktılar. Ne kadar süre yürüyorlar? Yani ne kadar sürede varıyorlar? Evet. Onu da biraz şimdi düşünelim. Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ordu hareket etmeden çok önceden az önce hocamın da bahsettiği gibi kadıları bir hüküm yazılı da söylemiştim. Kadıların en önemli görevi kendi bulundukları her kadı, her kendi bulunduğu bölgede eğer ana yol oradan geçiyorsa avarız yükümlülüğü diye bir yükümlülük vardır. Avarız vergisi. Bu verginin ortaya çıkması şu şekliyledir. Yani normalde olağanüstü durumlarda alınan bir vergi olarak değerlendirilir. Ama bu vergi aynı olarak yani mal olarak alınabilir, bedeni bir hizmet olarak alınabilir ya da para olarak alınabilir. Buradaki kadıların en önemli görevi şu. Kendi bölgesinden geçiyor ise geçen yolların bakım ve tamirinden kadılar sorumludur. Hmm. Şimdi yolların temizlenmesi, bakımı, ondan sonra köprülerin bakımı zaten bununla ilgili olarak daha önceden yükümlülükle verilmiştir. Muafiyetler verilmiştir. Hı hı. Yani köprücü olan köyler var, derbentçi olanlar var, ondan sonra işte menzilci olan köyler var. Bunlar daha önceden yapılır ve yolların bir defa temizlenmesi, bakımı ve su kaynaklarının her şeyinin olması lazım. Hı hı. Çünkü bu yol güzergahları. Anadolu'da az önce hocam söyledi işte ordunun hareketi. Eğer ordu Anadolu'ya hareket edecek olursa padişahın otağı Hümayun'u Üsküdar'a kurulur. Hı hı. Eğer Rumeli tarafına gidecek olursa şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesi'nin olduğu kısmı Davutpaşa sahrasına kurulur. Dolayısıyla burada hazırlıklar yapıldıktan sonra yolların bakım ve onarımı çok daha önemli. Hatta özür diliyorum Mimar Sinan bir köprünün... Evet. Bir köprünün yapımı esnasında galiba değil mi? Daha bir parlıyor. Evet, İlk önce Yeniçeri olarak katılmış orduya. Onu da belki arada anlatabilirsek enteresan bir hikaye çünkü. Aslında çok çok enteresandır o. Daha önce mesela bir bazı Van bölgesinde doğuda birkaç kadırga yapıyor çok çabuk. Göze evet. giriyor, dikkatini çekiyor. Hı hı. Tabii daha o zaman mimar başı değil. Kanuni ile bir seferde bir yere köprü kuramıyorlar. O zaman işte Mimar Sinan'ın o başarısı akla gelerek Sinan kulunuz yapar. Böyle birisi var orduda diye. Ha. Ve orada ortaya çıkıyor. Lütfi Paşa zamanı 1538'li yıllar olması evet. lazım bir seferde. Ve çok çabucak köprüyü yapıyor kısa bir sürede. Hı hı. Köprüler çok mühimdir. Ordunun sefere çıktığı mevsim genelde bahar mevsimidir. Karların eridiği, taşkınların çok bol olduğu bir zamandır. Ve köprüler Osmanlı ordusu hatta çoğu bozgunlar köprülerin yıkılmasıyla yaşanır Osmanlı tarihinde. Hı. En tehlikeli bozgunlardır. Çok da sıkıntılı. Bazen onu topla yıkarlar. Bazen de sular taşar, köprüler gider, geri dönemez ordu. Ve düşman arazisinde büyük bir felaketlere sebep olabilir. Gidişte aylarca bekleme durumu ortaya çıkar. Mesela Kanuni Siget var seferine çıkıyor son seferinde. Gidiyor Ferhat Paşa mı köprü yapacak. Bir kilometrelik alanı taşmış arazi su içerisinde. Bataklık olmuş. Bataklık. Evet. Kanuni'ye haber gönderiyor. Diyor ki Drava üzerine bir köprü yapmak bulutların üzerine yapmaktan daha zor. Hmm. Kanuni bir keten parçasına yazıyor. Diyor ki Sultan Süleyman sana oraya Drava üzerine bir köprü kurmayı emrediyor. Geldiğinde bu köprüyü hazır bulmazsa bu keten parçasıyla seni boğacaktır. Sıkıysa yapma. 15 gün içerisinde 1 kilometre uzunluğunda muazzam bir köprü meydana çıkıyor. Evet. Ya bu
Çünkü ordunun mahvı demektir böyle bir tabii. durum. Eksiklik, tabii. bir takım hususiyetler mahvolur. O sebeple de bunlar gerçekten ya şu lojistik kısmı aslında çok daha askeri başarıdan birinci önceliklidir. Hı hı. Çünkü lojistik olmayınca mahvolur ordular. Mesela Napolyon'un Rus seferi. Hı. Yine Hitler'in Rus seferleri hep lojistik yüzünden mahvolmuşlardı. Dur neydi bir uzaklarda. Tane siz bir tweet atmışsınızdır. Güzel bir şey söz vardı orada. Neydi evet. o? Bakayım şuradan İyi okuyayım. Generaller stratejiyi. Ha, iyi generaller stratejiyi, mükemmel generaller lojistiği düşünür. Lojistiği düşünür. Evet. Evet. Sizin o yollar, köprüler tamir ediliyordan kalmış. Ha, bu arada köprünün yapımından sonra da hazır Mimar Sinan demişiz. Yani çok büyük, çok evet, büyük isim. Öyle. 17 yıllık Yeniçerilik hayatından sonra baş mimarı olarak. Olup Yeniçeri çektim cefayı, piyade eyledim nice gazayı. Ya. Öyle diyor. Yani ne kadar, evet, ne kadar büyük Sinan. İsim. Buyurun hocam. Şimdi Osmanlılar'da Selçuklulardan kalan bu kervansaray yollar üzerine, ticaret yolları üzerine kervansaraya kurmuşlar. Osmanlılar da bunu daha da geliştirerek ilhanlardaki yam teşkilat dediğimiz posta haberleşme teşkilatını Osmanlılar menzil teşkilatı olarak benimsemişler ve ana yollar üzerine menziller kurmuşlar. Menzil dediğimiz bu durak anlamında, şimdiki anlamı durak anlamında olan bir şey. Bu menziller bir günlük yürüyüş mesafesinde kurulmuştur. Hı. Yani ortalama olarak bir insanın yürüme mesafesi 25 ila 40 kilometre arasındadır. Hı hı. Dolayısıyla orduları da çoğu defa tabii yaya olarak gittikleri için menzillerdeki mesafeler 25 ila 40 kilometre arasındadır. Hı hı. Dolayısıyla hangi güzergahtan gidilecekse, hangi yol belirlenmişse o yollar üzerindeki menzillerde hem bakım yapılır hem ondan sonra oralar zahire depolanır. Bu zahire depolanması meselesinde de kadınların tabii çok büyük rolü vardır. Asıl rolü kadılar üstlenir. Çünkü kadılar savaş kararı verildikten sonra, dedi ki işte Ocak, Şubat aylarında savaş kararı verildi. Hmm. Kadılar, ana güzergahta bulunan bütün kadılar nüzül ve sürsat dediğimiz iki yükümlülüğü yerine getirirler. Hmm. Nüzül dediğimizden kasıt bu avarız vergisinin bir alt birimidir. Un ve arpadır. Hmm. İnsanlar için temel tüketim maddesi un, hayvanlar için temel tüketim maddesi arpadır. Dolayısıyla şimdi şöyle bir gelenek vardır. Bunu zaten meşhur askeri tarihçisi olarak bizim bildiğimiz Graf Marsigli var. Böyle çok güzel de bir eseri var. Fakat ne yazık ki bu orijinalde tercüme edilemedi. Kaymakam Nazmi tarafından 1934 yılında tercüme edilmiş bir eser. Ben tarih kurumunda görevliyken bunun orijinalinin çevrilmesi için epey uğraştım. Fakat ne yazık ki o bir türlü yapamadık onu. Belki biz vesile oluruz programda. İnşallah, belli mi olur? Bu Graf Marsigli'nin o eseri çok meşhurdur. Hmm. Osmanlı Devleti ile ilgili, Osmanlı ordusu ile ilgili çok orijinal bilgiler verir. Şimdi onun da, ve diğer askeri tarihçilerin çalışanların bir şeysi vardır, öngörüsü vardır. Bu da şudur. Yayın evlerine duyurulur diyelim o zaman. Evet, evet. Osmanlılar'da ordu sayısının 3/2 kadar hayvan sayısı var. Vardır. Dolayısıyla siz ordu sayısının 3/2 kadar hayvan sayısı vardır. Ne kadar yüksek bir oran. Bu oran yani 100 bin kişilik orduyu düşündüğünüz zaman yaklaşık 60 bin civarında bir hayvandan bahsediyorsunuz. 60 bin. Yani 100 bin kişilik bir ordu giderken 60 bin hayvan da onlarla geliyor. Evet, evet, evet. Bu askeri tarihçilerin, uzmanların ortaya koydukları bir çok sayıdır. Çok fazla. 60 bin. Şimdi onun için de şunu söyleyeyim. Ne bunlar, koyun mu? Hayır hayır hayır, hayvan olur. Koyunudur, yani atıdır, bilmem nesidir, devesidir. Atlar, develer, evet. Ondan sonra affedersiniz manda ve şeyler, büyükbaş hayvanlar. Yani bunlar ağırlıkları çeken hayvanlar. 60 bin civarında bir hayvandan bahsediyoruz. Dolayısıyla. Bir de yedikleri var, onları da götürüyorlar değil mi? Şimdi onu söyleyeceğim işte. Bir hayvan bir insanın bir günde yediğinin 3,5 katını yiyor. 3,5 katına. Dolayısıyla siz insanlar için ayarlamış olduğunuz, hazırlamış olduğunuz yiyeceğin 3,5 katı olarak da hayvanlar için hazırlamak zorundasınız. Aksi takdirde hayvan karnı doymadığı zaman ağırlıklarınızı çekemez ve siz hareket edemezsiniz. Onun için menzil dediğimiz bu askeri noktalarda büyük askeri ambarlar ve depolar vardır. Bu askeri ambar ve depolarda az önce söylediğimiz gibi nüzül görevlisi olarak, nüzül yükümlülüğü olarak un ve arpa oraya toplanır ve ordu gelmeden önce orada un ve arpa hazırdır. Hmm.
Dolayısıyla beraberinde götürülen yiyeceklerin dışında Osmanlı ordusu hareket ederken oralardaki noktalarda düzenli bir şekilde un ve arpa ihtiyacını karşılayacak miktarda depolardaki yiyecekleri kullanarak gider. Yani Osmanlı ordusu hareketi sırasında herhangi bir iaşe sıkıntısı çekmemek için bunu bu şekilde yapar. Kendi toprakları içerisinde. Ama kendi topraklarının dışına çıktığı zaman işte o zaman sıkıntı başlar. Sıkıntı nedir? Bunu da Osmanlı ordusu parayla satın almak suretiyle bu sıkıntısını baktı gidermeye çalışıyor. Baktı ki yetmiyor, parayla tabii satın alıyor. Şimdi hareket... Bu arada hocam şunu da bir söyleyeyim ben arada. Yedi Kıta dergisinde ben bunu okumuştum. Bu zannediyorum Mayıs ayında 2013'te bir yazılarıydı. Diyor ki hatta ismini de verelim, burada emektir sonuçta. Ömer İşbilir, evet. Mimar Sinan. Lojistik çalışan evet, bir arkadaşımız. Evet, evet. İran seferini çalışmıştı. Şimdi şöyle diyor, misal vermiş, iaşe malzemeleri, hayvanların yemleri, harp mühimmatını taşımak için ordunun mevcuduna göre sizin söylediğiniz işte binlerce evet hayvan. Gözümüzde canlandıralım, misal vermiş. İkinci Viyana bozgunun sonrasında çekilen Osmanlı ordusu savaş meydanında, bakın savaş meydanında. Evet. 8 bin araba, 10 bin öküz, 15 bin manda, 5 bin deve bırakmıştır. Bu rakamları orduyla birlikte çekilen yük hayvanları ve arabalar dahil değildir. Evet. Ne kadar yani bu sadece savaş meydanında evet bıraktı. Evet, tabii. 8 bin araba, 10 bin öküz, 15 bin manda, 5 bin deve. Evet. Müthiş bir şey. Evet. Çünkü bozgun halinde çekilince bunlar kalıyorlar. Gerçekten şimdi mesela Mehmet Bey sadece nüzül dedi. Bir de sürsat dediğimiz evet onun bir şeyi var. Hı hı. Şimdi nüzülde sadece buğday, un, arpa, buğday gibi çok temel gıda. Ama bunun yanında bal, yağ, bir takım diğer şeyler. Yani mesela nüzül bütün insanlara yaklaşık bir vergi gibi salmadır. Hı hı. Onu yerine getirecek. Ama sürsat bunları parayla alır. Hı hı. Devlet parasıyla alır. Evet. Ve bunun içinde bir fiyat belirler. Bir fiyat. Belki bu fiyat biraz değeri veya aşağısında olabilir. Devletin tayin ettiği bir fiyattır o. Oradan vermek zorundalar. Bu da yetmediği zaman iştira dediğimiz bu satın alma noktasına girer. Ve bu tamamen kişiyle o alıcı karşısında artık halk istediği gibi oraya satar. Yani bir anlamda vergi gibi kendisine sunulan vardır. İkincisi devletin bir fiyat koyup yükseltmesinler diye. Çünkü ordu savaşa gidiyor. Para çok önemli. Yani evet. Öyle derler şey için, bir sefer için en önemli şey paradır. Her şey parayla döner. Harp için üç şey. Para. Öyle. Evet. Yani dolayısıyla Osmanlı Devleti ki bütün başarısının temeli budur zaten, sistemleştirmiştir bunu. Gerçekten Mehmet Bey bilmiyorum bir soru sorulabilir. 25-40 kilometre falan dedi. Aslında 15-20 kilometreyi çok aşmaz. Evet. Yani devlet günlük alınan yol 15-20 kilometreyi. Sormak isterdim en yüksek ordu yürüyüşünü kim gerçekleştirmiştir diye. Günlük en fazla yürüme kilometresi. Yazsın seyircimiz. Mesela yazsın mı söyleyeyim mi? Mesela yazsın en, bence. En hızlı mesela günde kaç kilometre yürüttü hangi padişah diye sorulabilir bu. Bir seferde en fazla bir günde mi? Bir günde. Günlük bir... yürüyüşü çok yükseğe doğru çıkartıyor. Evet. Allah yani, Allah ben tabii, de bilmiyorum merak 15, ettim. 15-20 yani Edirne'den şeye 10 gün 12 günde İstanbul'a mesela gelinir. Bu kaç kilometreye? Yaklaşık 15-20 kilometreye. Evet. Çünkü büyük bir ağırlık bu kadar eşyalar. Şimdi mesela bir yere konduğu zaman ordu düşünün 100-150 bin kişilik artçı kıtalarıyla beraber 150 bin kişi. Bugün bir şehir. Tabii ki. 100-150 bin. Tabii. Şehirlere girmez bu ordu. Dışarılarda belli tabii yerlerde ya oraya o kadar çadır kurulur ki. Evet. Yani göz alabildiğince yer çadırlardır. Evet. Bir şehir gibi kurulur. Bir şehir oraya konmuş olur. Ve bu orada bir gün kalacak, kalkacak. Bazen iki gün, bazen üç gün bu evet menzillerde. Vallahi Yavuz Sultan Selim diye tahmin edenler. Ben doğruyu bilmiyorum, ben söylemeyin ama Yıldırım evet Beyazıt diyen vardı. Bakayım kim ne demiş. Tamam vallahi, onlardan beşine. Ferhat Bey, Ferhat soyadını bilemedim. Bakayım neymiş, okumuş olalım. Neyse onu bulamadım. Bir öğretmenmiş kendisi. Ondan sonra Mustafa Sadıkoğlu, Çağlayan Kaçar. Ondan sonra teknolojist. Yavuz diyen çok. Taha Yasin, Kaan Beyler, Abdurrahman. Aa, bir tanesi Yıldırım Beyazıt demiş. Ondan sonra Sina Çölü, Yavuz Sultan Han demiş biri.
Söyleyeyim mi? Doğru mu biliyor? Bilmiyorum, ben bilmiyorum bak. Okuyorum. Vallahi oku yazan birazdan. Yazan yazana şimdi. İyi, iyi güzel. Evet. Maşallah, tebrik vallahi, ederim. Vallahi Tuncay onları... Kayacan o da Sina Çölü'nü demiş Yavuz Sultan Selim. Tebrik ederim. Çok evet. Güzel. Biliyorlar. Bu telaşın iyi. Sebebi nedir? Niye böyle koşuyoruz hikayesi? Ne anlatacak mısınız devamında? Şey mi? Bunun mu? Hasan Can'ın. Ha şeyin evet evet. Şimdi tabii Yavuz söylemeyi söylemeyi yeri gelince söyleyin. Yeri gelince mi söyleyeyim? Yeri gelince söyleyin. Bir de ben şey soracağım. Dur onu not alayım sonra. Aman bunu sonra söyleyin diyorum. Unutuyorum kendimde. Şu Hasan Can yazayım. Peki. Şuraya. Bu para pul dediniz ya. Bu arada kulaklığım fırlıyor bu gece. Para pul dediniz ya. O zaman bu para pul işlerine bakan bir birim de olması gerekiyor. Evet, defterdar. Evet, defterdar evet, onlarla böyle bir kişi tabii, ya da ekibiyle birlikte tabii, mi yürüyor ekibi, o da? Ekibi var bunların. Ha, yoksa başka türlü tabii, olmaz. Şimdi hocam az önce sürsattan bahsetti. Sürsat, sürmek ve satmak. Yani biraz izleyicilerimiz evet, daha kolay anlasın diye söylüyorum. Bu aslında bir yükümlülük olarak Osmanlı Devleti bunu uygulamış ama buradaki en güzel tarafı şu, hangi bölgeden ordu geçecek, geçiyor ise o bölgedeki esnaf bundan çok memnun oluyor. Neden? Çünkü çok ciddi anlamda elindeki malı satabilecek hazır bir müşteri bulmuş oluyor. Tabii. İşte onun için de fiyatlar meselesinde az önce hocam söyledi, şöyle bir şey var. Orada kanunda deniyor ki narh-ı şer'i ve narh-ı ruzi üzerine satılacaktır. Yani bu kadar müşteriyi bulduk, bu kadar hazır asker gelmiş, biz bunlara bayağı bir satalım, kar edelim anlamında değil. Yani narh-ı şer'i ve narh-ı ruzi'den kasıt şudur. Dün fiyatı neyse ordu gelmeden önce bugün de aynıdır. Hmm. Dolayısıyla artış olmaz. Yani Osmanlı Devleti buna çok önem verir, çok dikkat eder. Bir de dikkat ettikleri bir şey söyleyeceğim, bu da güzel. Şimdi diyor ki sefer esnasında yiyecek sıkıntısının yaşanması durumunda askerler taşkınlık yapabilirdi. Aç kalacak olan asker çevredeki köy ve kasabalara zarar verebilir. İşte tarlasında ya da oradaki hayvanını falan alabilir. Bu da halkın Osmanlı yönetimine karşı soğuması demekti. Bu yüzden de idarecilerin en fazla önem verdikleri hususların başında menzillerde zahire depolanması. Yüz bin kişiyi geçen ordularla yapılan seferler büyük bir disiplinle cereyan eder. Sefer yolu üzerinde şimdi köylülerin tarlalarına, hayvanlarına bir zarar gelirse zarara uğrayan kişi orduya gelerek durumu bildiriyor. Evet. Tarlası çiğnenmiş veya hayvanı alınmış birisi ise zararı devlet hazinesi hemen karşılıyormuş. Aynen. Güzel. Evet, tazmin doğru eder. Bu şu bakımdan çok önemli Pelin Hanım. Şimdi Osmanlı çoğu defa yol üzerindeki köylere görev vermiştir. O yolların tamiratı, düzenli olması, genişletilmesi ve bunlardan vergi almaz. Hı. Yani yol üzerindeki köyleri mutlaka boşalmasını istemez Osmanlı. Orada onlar olmalı. Bazen sefer yolu değişir bu sebeple. Mesela Celali isyanları döneminde bazı böyle huzursuzluklar oluyor. Köylü orayı terk ediyor. Çünkü yol üzerinde orada giderken o yakınlardaki köylere saldırır. Onların malını alır. Bu olunca oradaki köyler boşalır. Boşalınca ne yolların ne köprülerin artık tamiri bir takım şeyleri tamamen bakımsız hale evet, gelir. Hmm. Bazen bu sebeple ordu yol değiştirttiriyor. Çünkü bakımsız oluyor. Onun için Osmanlı'nın en dikkat ettiği nokta budur. Mesela 2. Mustafa bir askerin bir sipahinin kirazın dalını kırıp kirazı yediği için öldürttürüyor. Sipahiyi öldürttürüyor. Hiç acımaz. Ve bu konuda çok dikkat ederler. Mutlaka köylünün şeyini tazmin ederler. Asla mesela Kanuni dönemi için 46 sene bir kişinin bir yoldaki köylünün malına, eşyasına, ağacına, erzakına el uzattığı görülmemiştir. Bir el uzatan 40 bin sopa yerdi gibi böyle şey ifadeler kullanılır. Yani ağır ifadeler. Hmm. Yani öyle askeriyeden atar. Osmanlı'nın temel işte adil, adaletli olması, köylünün malına, hukukuna dikkat etmesi, belki Osmanlı seferlerinin disiplinli olmasının en önemli noktalarından biri budur. Peki şimdi bu yiyecek içecek işini hallet, yani mutfaklar neredeyse kurulması gerekiyor. Aşçılar da mı beraber gidiyor orduyla? Tabii tabii. Mesela padişah katılmışsa zaten matbaa amiredeki önemli aşçılar da gidiyor. Mesela ben üzerinde çalıştığım Lehistan seferi için bir örnek vereyim. 4. Mehmet mesela turşuyu çok severmiş.
padişah için turşu götürülüyor. Yani ilginç bir şeydir. Yani ben belgede rastladığım zaman çok şaşırmıştım. Padişah turşu çok sevdiği için padişah için turşu götürüyor. Hem de türlü çeşit çeşit turşular götürüyor. Yani mutfak erbabı tabii gidiyor. Yani çünkü bu kadar askerin iaşesinin beslenmesi çok daha önemli. Hocam az önce söyledi, işte bu bir askerin bir suç işlediğinden dolayı işte kiraz dalını kırdığı için öldürüldüğünden bahsetti. Mesela kolay kolay ilmiye ricaline idam siyaset uygulanmaz. Ama 4. Murat mesela Bağdat seferine çıkarken İznik kadısı bu lojistiği yerine getirilmediği için öldürülmüştür. Kadı öldürülüyor. Çünkü ordu gelip de, yani düşünün ki siz içerinize geldik, oradan geçecek 100 bin kişilik ordu. Siz İHŞ'yi hazırlamamışsınız orada. Ne yapacak? Başka bir şey yapacak bir şey yok. Tabii. Onun için de bu İHŞ meselesi oldukça önemli bir mesele. Hı hı. Yani Osmanlı Devleti'nin zaten savaşlardaki başarısının en önemli sebebi bu. Sürsatlerde sadece bu bizim Osmanlı ülkesinin, Osmanlı şehirleri içerisinde değil de mesela Boğdan'dan geçecek Osmanlı ordusu. Boğdan'dan geçeceği zaman oradaki büyük tüccarlar Osmanlı Devleti'ne gelip teklifte bulunuyorlar. Diyorlar ki isterseniz diyorlar, biz Boğdan'dan geçiş sırasında gidiş ve dönüşünüzde İHŞ'nizi biz karşılayalım. Hmm. Tabii parasıyla. Parasıyla bunu. Neticede siz İHŞ'ye arpa alacaksınız, buğday alacaksınız, hayvanlar için ot alacaksınız, saman alacaksınız. Bunun için de ne yapıyor? Diyor ki İHŞ'ye ben karşılayayım ve parasını bana ödeyin diye. Bundan dolayı da çok ciddi anlamda esnaf arasında, büyük tüccarlar arasında rekabet olduğu belgelere yansımış. Kaynaklarda, kroniklerde bunlar var yani. Gözümüzde şunu da canlandıralım. Böyle yürüyorlar. Az önce hocamızın sorduğu soruydu bu. Hani bir günde en fazla hangi padişah yürütmüştür diye. Ki görüyorum ki çokça da bilen oluyor. Ne yapıyorlar? Hava kararınca böyle ne yapıyorlar? Yani çadırlarına mı, çadırı ne mı kuruyorlar? Ne zaman çıkarlar yola? Evet. Sabah ezanı vakti girer girmez sabah namazı kılınır ve ordu yola çıkar. Evet. Özellikle en süratli alınan zaman, hatta meşaleciler vardır. Evet. Çünkü sabahın karanlığı daha vakit girer girmez girdiği an namaz kılınır. Hani son vakti beklenmez ve o meşaleciler yollarda meşaleleri yakarlar. Yollar aydınlanır. Ne kadar değişik bir evet. Görüntü, böyle mi? Ordu o şekilde meşaleciler grubu en hızlı alınan nokta işte öğle vakti girinceye kadardır. Orada bir mola verilir, namazlar kılınır ve ondan sonra akşam gidilir. Tabii bu ikinci şey biraz daha az olur, bu ikinci gidiş. Genelde hocam ikindi vaktine kadar gidiyorlar. İkindi vaktine kadar daha peki, çok. Peki gidiyorlar sonra ne yapıyorlar? Çadır mı? Yani ne yapıyor? Çadır mı kuruluyor? Önceden bütün çadırlar kurulu. Ne ara gitti? Gidiyor. Çadırcılar önden mi gidiyor o zaman? Veya geriden geliyor. Çadırlar kuruluyor. Ha. Genelde ağırlıklar geriden gelir. O, çünkü düşünsenize ya, on binler gidiyor ya. Osmanlı şeyin derken önden de gidebilirler. Çadırlar kurulur. Düşman arazisinde o çok olmaz. Geriden gelir erzakları, her şey. Bir şehir gibi çadır kuruluyor. Herhalde yani sultanınki, padişahınki en... Artık ikindiden güzelidir. Sabah vaktine kadar oradadır. Bunların namazı var. Mesela mescitler kuruluyor, çadır mescitlere. Çadır mescitleri. Mesela helalar, tuvaletler, çadırlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu tuvalet meselesi o kadar önemli. En önemli konu bu. Ya düşünsenize. 100 bin kişi. Bir de hastalıklar da türer yani. Tabii ki tuvalet işi çok önemli. Osmanlı'nın dikkat ettiği 100 bin kişi bir arada. Salgın bir hastalık bir anda mahveder, kırar orduyu. Salgın bir hastalık. Peki tuvaletin abi, ona da mı çadır kuruyor? Tabii çadır kuruyorlar. Tabii. Her gün belli çadırlarda bölümler var. Hiç onun için o mesela hamam çadırları var. Hamam çadır. Tabii ki. Orada işte abdest alması gerekiyor askerin. Abdest alacak. Yani gusül abdest alacak. Yani abdest alacak. Orada çadırlar var, yıkanacak. Bu temizliğe en dikkat ettiği husustur. Tabii. Seferlerde Osmanlı'nın en dikkat ettiği husus. Bunun için sular mesela. Sular taşımak. Evet. Ordunun geçtiği yerlerde mutlaka sular olmalı. Sulak arazi olmalı yollarda. Bunun için kırbalar, özel sular, su taşıyan sakalar, sakabaşı vardır mesela. Saka grubu denir bunlara. Sularını taşırlar kırbalarla, develerle. Çünkü susuz kaldığı zaman o da büyük tehlikedir. Tabii hadi. Bu arada yol esnasında herhalde birisi bir kabahat işlediği zaman onun cezasının... Tabii kadıları var. Verildiği... Ordu kadısı. Ya da ne, cellatı da götürüyorlar mı mesela? Zaten cellata gerek yok. Hepsinin elinde. Hepsi birer cellat neredeyse diyorsunuz. Ben şundan çok etkilendim. Devlet arşivi için defterhane çadırları varmış. Evet.
Yani sistem, hani düşünebiliyor musunuz? Devlet arşivi için savaşa giderken, cenge giderken defterhane neden çadırları... Neden defterhaneyi götürür? Evet, defterhane. Yani neden götürür? Şimdi aslında Osmanlı'da dikkat edin 10 kilometre, 15 kilometre yol gidiyor, toplanıyor, oturuyor. Şimdi padişah zaten seferlerde belli bir dönem. Sonradan sadrazam. Aslında devlet gidiyor, devlet merkezi gidiyor. Bütün işler orada görülüyor. Şimdi defterhanedeki bir defter getirtirip bakılır. Yani defterler mutlaka götürülür. Kanunlar, kaideler onunla karşılaştırılır. Ona bakılması icap eder. Dolayısıyla o defterhane bütünüyle gider. Ve bunun için de çadırlar kurulur. Mesela padişah gittiği zaman hazine gider. Bütün hazine. Padişahın hazinesi gider. Şeyde. Bütün hazine mi? Tabii hazine gider. Çünkü işte devlet merkezi, devlet orasıdır. Padişahın olduğu yerdir. Fakat padişah yani gitmezse... Sağlam da bırakalım, sarayda kalsın falan yok. Padişah gitmezse bir ordu hazinesi tayin edilir sefer için. O sadrazam ondan sorumludur, öyle gider. Ordu hazinesi... Peki diyelim savaşı kaybettin, ne olacak? Düşman eline geçer. Hazineler kalır, düşman eline. Ne gerek var buna eline. Şimdi? Niye acaba? Daha tedbirli... İşte olmasın. Ne yaparsın? Onu kaybetmemek için iyi savaşırsın. Hazine elden gelir. En önemli şey orada olursa, hani Şah İsmail eşiyle geliyor ya, bak eşi düşüyor Yavuz Sultan Selim'in eline. Peki, yani düşmemek için iyi çarpışır adam. Gerçekten iyi çarpışılır, muhakkak öyle. Peki, şunu özellikle soracaktım. Sorumu unutmayayım. Siz dediniz ya az önce, hani en çok, artık o soruya cevap verelim. Bir günde en çok hangi padişah yürütmüştür diye. Evet, Yavuz Sultan Selim 50 kilometre yürütüyor yaklaşık. Evet. 50 kilometre? Evet. Yani hani düşmanla karşı karşıya gelse 50 kilometre yürüdükten sonra insanın hali kalmaz. Doğru. Zaman işte şeyi geçiyor, Sina Çölü'nü mesela, öyle bir süratli geçiyorlar. 13 günde Sina Çölü'nü geçiyor. O dönemin durumuna göre çok ileri bir şey. Hatta işte böyle nereye falan atından inip yürüyor. Atından inip bir ara yürümüş. Diyorlar ki herkes yıkılıyor, gidemiyor bilmem ne. Yanına geliyor Kemal Paşazade, herhalde padişahım diyor, tek başınıza varacaksınız. Bunu demeye cesaret etmiş mi? Hocası ne de olsa Kemal Paşazade en büyük alimlerden, alim sözünü bilir. Böyle giderse tek varacaksınız yani, sizden başkası varamayacak ama söz güzel. Güzel. Hocam diyor, önde Peygamber Efendimiz yaya giderken ben nasıl ata binebilirim? Of. Tabii, bu çok önemli. Evet, ondan sonra mesela bir müddet sonra gözünün önünden kayboluyor ve atına binecek Yavuz Sultan. Hocam bu söylediğinizle ilgili bir şey, izninizle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu Yavuz'un Mısır seferi meselesi tabii çok böyle genel olarak her tarafta anlatılan bir konu. Bir dostum anlatmıştı daha sonra benzer bir şey, ben de şahit oldum. Kosova'da biliyorsunuz 1. Murad'ın türbesi var. Meşhedi Hüdavendigâr. Prizren'de bir gitmişti Kosova'da ziyaretten sonra. Orada bir caminin önünde oturan ihtiyarlar vardı. Böyle ikindi vakti. Oraya vardığımız zaman oradaki bir yaşlı bir amca şöyle söyledi. Nereden geliyorsunuz? Dedik ki Meşhedi Hüdavendigâr'dan geliyoruz. Bilir misiniz dedi, Sultan Murat buraya nasıl geldi? Tabii biz de bilmiyoruz dedik. Yani şimdi bir şey anlatacak belli ki. Dedi ki Sultan Murat dedi Kosova Ovası'na geldiği zaman dedi bir ara atından inmişti, yürümüştü. Asker sordu, sultanım neden atından indiniz? O da dedi ki önde Hazreti Peygamber varken benim ata binmem edepsizlik olur diye söyledi. Bakın dedi, bu topraklar Hazreti Peygamber'in emriyle fethedildi. Ona göre konuşun burada dedi. Yani bu sizin anlattığınız bir şeyin Balkanlarda farklı bir versiyonu olarak, yani ne kadar bu işe insanların sahip çıktığını göstermesi açısından ilginç bir örnek hocam. Ona bir de şöyle söyleyelim. Yavuz Sultan Selim Hasan Can'a der ki, Hasan Can, bizim ecdadımız Cenab-ı Hak tarafından bir yere sefere memur edilmedikçe yola çıkmazlardı. Evet, evet. Bir tek biz nasipdar olamadık. Selim Han hani kendisini sonradan bir rüya görüp Selim Han davet edilince Peygamber Efendimiz tarafından, ya Hasan Can, biz sana demez miyiz ki bizim ecdadımız Cenab-ı Hak tarafından bir yere sefere memur edilmedikçe yola çıkmazlardı. Biz dahi öyleyizdir. Evet. Ya, ya çıkmayız. Aynen, diyor tabii, böyle. Tabii. Buna bakınca yani Murad-ı Hüdavendigâr'a, 2. Murat Han'a, Fatih'e tabii, şaşmamak hepsinde, lazım. Hepsinde aynı şey var. Evet. Tabii, evet. Peki şimdi lafı mehter takımına getireceğim. Ordunun morali açısından çok önemli bir görev icra ediyor biliyorsunuz. Gerçi bizlerin morali açısından da enteresan bir görev icra. O
Hani yayına girerken Ebru, seninle konuştuğumuz ben bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Şimdi bir şey dinleteceğim size. Bakayım bu nedir, bilecek misiniz diyeceğim. Şimdi Osmanlı ordusunun mehter takımı böyle ayrılmaz parçası diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz. Seferler. Tabii. Hah, geliyormuş. Duyalım. Bu nedir şimdi? Hiçbir şey duymuyoruz. Hiçbir şey duymuyoruz. Olsun ha. Stüdyoda büyük bir sessizlik. Şimdi mehter gelseydi nasıl duyardık? Evet. Siz duyuyor musunuz içeride? Biz hiçbir şey duymuyoruz. Hah, geldi. Bunu benzetiyorum, ben bunu duyuyorum. Sanki Kafkas müziği gibi sanki böyle. Hı? Ya tuhaf geldi, evet, değil mi? Evet, Kafkas müziği gibi geldi. Evet. Şimdi biz mehter takımı deyince bambaşka bir şey dinliyoruz normalde. Evet. Bu 1608'de Belgrad kuşatmasında bunu çalmışlar. Hiç uymadı değil mi? Evet, ben bunu şey olarak kulağım tabii aşina. Evet. Şeyine, ama şimdi mehter deyince bambaşka bir şey geliyor benim. Sözün zaten son dönemde yapılmış bir şey o mehter. Osmanlı'da sözleri yok zaten. Sözlere evet. Uygun olarak yapıldı. Köz. Osmanlı'da 64 parça davulu, tabulu. Ama bu da adamı delirtir. Yani o ritimle böyle sürekli böyle karşınıza ordu geliyor. İnsan bir delirir, bir çıldırır hani bunu böyle ya çok çalındığını düşünsenize. Kur'an-ı Kerim 40 tane hafız, Kur'an-ı Kerimler, fetih sureleri başlar mesela okunma, padişahın etrafı, solaklar. Öyle bir alaylar düzenlenir ki mesela İstanbul'dan çıkıncaya kadar bir defa Yeniçeriler bütün halk neredeyse ağlayarak dökülür. Onların tören kıyafetleri belli yerlerde giyerler bunları. O çıkışı, hafızların okumaları, padişahın yürüyüşü, yani muazzam da alaylar tertiplenir. Mesela şehirlere girerken bu alaylar gösterilir. Her zaman alay tertiplenmez. Elçiler geldiği zaman ordunun yürüyüşü, o muazzam yürüyüşü elçiye izlettirilir. Hı hı. Hatta elçi büyük bir korku yaşar. Yani bu ordunun düşman içerisine gireceği. Bu tip hareketleri de vardır. Düşman arazisinde mehter vurur. Hafızlar fetih surelerini okurlar, dualar vardır. Bir taraftan mehter çalar. Bu arada seferler Eyüp Sultan'ı ziyaretle başlar. Tabii. Hani bunu da Eyüp Sultan olarak... ve büyük padişahların kabirleri ziyaret edilir. Aha. Ondan sonra sefere hareket eder padişah. Yavuz İran sefere çıkmadan önce hocam geliyor Eyüp Sultan orada uzun süre kalıyor biliyorsunuz. Tabii 10 gün kadar kalıyor. Evet. Eyüp Pilçayırı'nda. Evet, Pilçayırı'nda kalıyor. Osmanlı ordusu içinde başta İstanbul olmak üzere siz de söylediniz çeşitli şehirlerden gelenler var. Zaten orduya katılanlar var. Sanatkar ve esnaflar da bulunurdu. Şimdi ekmekçi, arpacı, aşçı, bakkal, terzi tabii ki, tellak, sarraç, ayakkabıcı, nalbant, berber, bozacı, kuyumcu. Kuyumcu niye acaba ya? Kuyumcu, eskici, yaycı, kılıççı, eskici dedik bunu. Semerci, manifaturacı, attar, ipekçi. Kuyumcu niye acaba? Onu ben bilemedim. Kuyumcu bilmiyorum ben ama şunu söyleyebilirim. Orducu esnafı dediğimiz bir esnaf. Sizin saydığınız bunların tamamı orducu esnaf. Ama kuyumcu nedir bilmiyorum hocam bir şeyiniz var ben mı? Ben de duymadım. Yani onunla ilgili bir şey ben rastlamadım. Çünkü ama, çok bütün hizmetliler var yani neredeyse bir orduya lazım. Şimdi orducu esnafının katılması zorunlu. Yani çünkü bunlar da bir yükümlülük olarak şehirdeki esnafın her biri kendi içerisinde ordu hareket halindeki bu ordunun her türlü ihtiyacı olacak. Söylediğiniz gibi işte terzisinden berberine varıncaya kadar ondan sonra bütün özellikle nalbant ve hayvanlarla ilgili olan şeyler daha fazla olacağı için bunlar katılmakla yükümlü ve bunlar yaptıkları işten dolayı para kazanıyorlar. Yani her türlü hizmet karşılığında ücretini ödemek suretiyle bu hizmeti yaptırıyorlar ve orducu esnafı da tabii çok önemlidir. Hatta onunla ilgili Haçova Savaşı'nın kazanılmasında geri hizmet kıtalarının önemli bir şeysi olmuştu. Bir savaşı bile kazanıyorlar geri hizmet kıtaları. Yani düşünün bir bozulan, neredeyse yok olmaya giden, mahvolmaya giden bir savaşı. Bunlar artık öyle olmuş ki düşman askerleri Osmanlı hazine sandıklarının üzerinde oynuyorlar. Ganimet paylaşıyorlar. O hale gelmiş. Evet. Padişah dikili atının üzerinde yanında hocasına soruyor. Efendi ne yapacağız şimdi diyor. Bundan sonra ne yapmak gerek?
Gerçekten orada Hoca Saadettin Efendi'nin müthiş bir sabrı evet, vardı. Çok önemli. Der ki padişahım ilk defa çıkıyor 3. Mehmet Han. Bir savaşa çıkmış ilk defa. Yani bir ordunun başında. Genelde tabur harpleri böyledir. Sabredin diyor. Sabırla kazanılmış bir savaştır gerçekten. Onu öyle görünce o arka kıtadakiler, görevliler öyle bir belki sinirden, belki heyecandan baltasını, lobudunu eline nesi varsa kazmasını alan düşmanın üzerine saldırıyor. Bir taraftan da bağırıyor düşman bozuldu. Evet. Böyle. Tabii işte askerin en şey zayıf anıdır. Düzenin, disiplinin sarsılması. Hazine tabii. Üzerinin sandıklarında oynamaya başlarsanız ganimet diye disiplin dağılır. Evet. Bir anda size onlara saldırdıklarında öyle ki tam 50 bin kişi öldürüyorlar Pelin Hanım. Çok büyük bir zafer kazanılıyor. Avusturya'dan. 50 bin kişi. 50 bin. Şimdi ilk sormuş olduğumuz sorunun cevabını da verelim. En fazla sefere çıkan padişah hangisidir? Öncelikle ahali etiketiyle en çok kim dediler? Kanuni dediler ama neydi doğru cevap? Fatih. Fatih. Kanuni kaç? 13 mü? 13. Kanuni'nin 13 seferi vardı. Fatih Sultan Fatih Mehmet. Fatih Sultan Mehmet'in 25 tane seferi vardı. Evet. Evet. Peki şimdi biz... Ve Fatih'in seferlerinin çok özel bir durumu vardır. Az önce söylediklerimize çoğu benzemez. Fatih'in seferleri zor seferlerdir. Evet. Nereye gideceğini kimse bilmez Fatih'in. Ne tarafa? Uzun Hasan'ın üzerine gidiyormuş gibi yapar. Trabzon üzerine döner. Pontus Rum İmparatorluğu'nu. Amasra'ya gider. Trabzon üzerine gidecekmiş gibi yapar. Sinop'a gider. Fatih'in zeferleri çok zordur. Ama çok o zaman o söylediğiniz işte mevzu olamıyordu. İşte köprüleri yap, yolları yap. Bir taraftan önceden yol açmaya çalışırlar. Hatta böyle bir gün Trabzon üzerine giderken kayalıklara tırmanır, ayakları kan içinde kalır. Zigan'a geçirir. Uzun Hasan'ın annesi o Zigan'a geçitlerinde. Evet. Hey orada. oğul nereye senin gibi bir padişahın kuş tüyü yataklarda yatması lazım gelirken şu Trabzon kalesi için bu eziyete, bu meşakkate değer mi? Burayı da gelinime bağışlasam olmaz mı der. Uzun Hasan'ın onların imparatorun kızıyla evli. Hey ana. Sen bizim çektiğimiz bu sıkıntıyı, çileyi, meşakkati Trabzon kalesi için mi çeker zannedersin? Bizim çektiğimiz bu eziyet ve elem Allah yolunadır, din yolunadır. Biz bu eziyeti, meşakkati, çileyi, elemi çekmezsek bize gazi demek yalan olmaz mı? Diye onun böyle de bir çok hoş bir ifadesi sözü vardır gerçekten. Tabii. O zaman yeni bir soru soralım. Bak hoşlarına gidecek seyircimizin. Osmanlı'nın düşmanı 2 saatte yerle bir ettiği meydan muharebesi hangisidir? Aslında var ya tam mehterlik programmış. Evet. Bir tane programa mehter takımı çağıralım. Çağıralım. Biz geçen ne zamandı biz geçen sezon mu gelmişti? 2 sene önce gelmişti. Allah ben böyle ben bu mehteri verin mi Cenk'e giderim falan bir programa çağıralım. Çağıralım, hatta belki İstanbul'un fethine falan çağırırız. Olur mu? Güzel ne güzel olur valla. Osmanlı'nın düşmanı 2 saatte yerle bir ettiği meydan muharebesi hangisidir? Ay Allah. Neyse ha seyircimizin soruları. Aysel Hanımcığım sormuşlar. Aysel Şencan. Çok güzel sorular sorar hep. Ey ahali, deliler denilen savaşçılar gerçekten var mıydı? O böyle tüyler müyler falan oluyor kafalarda. Deli diye savaşçı mı olur? Bunlar deli miydi yoksa delirtiyor muydu? Vallahi hem deliydi bence hem delirtiyordu ama. Ne diyorsunuz? Şimdi buradaki deli demek benzer bir şeysi de cambazlar vardır. Yani deli ve cambazlar canını pazara koyan, ortaya koyan anlamında kullanılır. Bunlar yani gözünü hiçbir şeyden sakınmayan ve düşmanın üzerine bütün her şeyle atlayan ve hareket eden, hareket halinde bulunan askerler için kullanılan bir tabirdir. Yoksa bizim bildiğimiz anlamda, meczup anlamında deli değil tabii bunların hiçbirisi. Ama onların bir deli hali var ama böyle çok... Çok, bir de şeyler kara, yani böyle kanatları gözü var. Kara, gözü kara. Gözü kara. Ha. Gözü yani kara. Anadolu'da vardır ya böyle gözü kara. Deli. Benim deli dediğim hani böyle delikanlı gibi deli. Deli zaten ha. Öyle. Tabii, aynen. Evet. Tabii delikanlı. Serden geçti tabii, deriz serden mesela. Geçti. Serden geçtiler evet. Vardı. Ne? Makelleden geçti ya o adam için. O tabii. Sadece orayı yıkacak, vurup yıkacak, ezip geçecek. Korkunç görünüşlüdürler. Yüzlerine falan sürme çekerler, siyah evet. Şey sürerler. Değişik. Onlar istediği gibi giyinirler. Mesela şu ordu berber. Osmanlı çok dikkat eder buna. Yani
günlük temizliğini, günlük tıraşını olur asker. O kadar dikkatlidir. Ama mesela bunlar korkunç görünüşlü adamlardır. İstediği gibi hareket ederler, istediği gibi giyinirler. Farklı insanlardır. Ama işte girdiği yerleri de dağıtırlar yani. Dağıtırlar. Hasan Karaca sormuş, ey ahali Osmanlı tokadı var mıydı gerçekten diye. Olmaz Osmanlı mı? Tokadı olmaz mı? Osmanlı olur da tokadı olmaz mı? O tokada şöyle çalışıyorlarmış, böyle vururlarmış ellerini vura vura, böyle iyice elini yani büküyor mermere. Mermerler, evet. Ve onların üzerinde çalışırlar. Gerçekten saatlerce, ya saatlerce bir mankene mesela kılıç çalarlar. Hı-hı. Manken gibi şeyleri vardır, saatlerce kılıç. Elleriyle saatlerce mermeri vururlar. Yani artık o el nasıl olur, adama vurunca yere düşmeden can verir adam. Ay, dördüncü yani, Murat çalışıyormuş. Vurunca atı sersemletir. Yani evet. Bunlar piyade askeri Osmanlı'nın Yeniçerileri. Evet. Piyadedir ya, piyade yürürler. Mesela diğerleri bir Kapıkulu süvarileri deriz, atlıdırlar. Aynı zamanda timarlı sipahiler atlıdırlar. Sadece Yeniçeri dediğimiz birlikler yayadır. Ve bunlar ata vurduğu zaman yıkarlar yani çok. Gerçekten yumruk şey olarak iyi çalışırlar ve kuvvetlidirler. Şimdi seyircimiz tabii, biz Osmanlı'nın savaş sırları deyince hemen sormuşlar, işte Ertan Atalay, Emrah Bey keza öyle. Ey hali hilal taktiği, kurt kapanı veya evet, Turan taktiği, bunlar nedir, nasıl yapılır demiş, içeriğini merak etmişler. Bu tabii Türklerin en fazla uyguladıkları meydan savaşlarındaki uygulanan bir taktiktir. Sağ kol ve sol kolların, atlı birliklerin ön tarafta bulunması ve düşmana hücum edip onlar şu burada da sizde de gözükebiliyor. Hmm. Düşmana hücum edip ondan sonra vurduktan sonra sanki mağlup olmuş gibi kaçmak. Kaçarken de bir hilal şeklinde açılarak böyle kaçmak suretiyle düşmanı içeri doğru çekmek ve çektikten sonra da kenardaki o güçlü ve hızlı hareket edebilen sipahilerin, hı hı, arkadan çevirme planı yaparak düşmanı imha etmeleri, Turan taktiği, hilal taktiği dediğimiz bir taktik olarak biz söyleyebiliriz bunu. Hakikaten meydan savaşlarında çok etkili olan bir yapılanmadır. Hı hı. İşte sizin de sorduğunuz iki saatte kazanılan savaş diye. Mesela bunda çok uygulanan bir taktiktir ben yani. Ben söyleme savaşlar. Ben de söyleyecek diye bakıyorum. Yok, söylemiyorum. Orada uygulanan bir taktiktir. Dolayısıyla hemen sonucunu vermiştir yani orada da kısa sürede. Şimdi düşman mesela karşı karşıya geldi, iki taraflı. Hı hı. Merkeze doğru bir hücum başlar. Evet. Çekilir. Burası çekilirken yan kollar açılmaya başlar. Yani düşman kaçıyor, yeniyoruz, eziyoruz böyle ileri doğru. Bu hareketi görünce çekilme hareketini düşmana müthiş bir şey gelir, moral gelir. Daha ileri, daha ileri, daha ileri. Fakat sistemli bir çekilmektedir. Çekilirken de yan kollar açılmaktadır. Hmm. Bir müddet sonra tam mahvediyoruz dediği noktada düşman sarıldığını hisseder. Hmm, evet. Tabii mahvediyorsun canım. Gel. Artık bir demir mengene gibi sıkar, tabii, limon posası gibi eritiverir. Oh. İmha hareketidir bu. Evet. Türklerin en müthiş yaptığı şeylerden bir tanesidir savaş. Hı-hı. Hatta bazen tamamen azlık olur, kaçıyormuş gibi yaparlar. Böyle tamamen işte o kaçarken bir açılma vardır. Hı-hı. İçeri aldıkları noktada işi bitmiştir artık o düşmana. Evet. Peki şimdi yine seyircimizin merak ettiği soruyu sorayım. Bir de üzerine de bir ekleme yapayım. Şimdi demiş ki seyircimiz, düşünen heykel, ey ahali orduya başkomutanlık yapma geleneğini 2. Selim, Sarı Selim neden bozmuştur diye sormuş. Ondan sonra savaşa katılmama sebebi nedir demiş. Katıldıkları zaman da herhalde böyle biraz daha gerilerde, ortalarda mı duruyorlar herhalde, korunaklı bir... Ha, yok hiç katılmıyorlar yani. Padişah gitmiyor. Katılanlardan artık bahsediyorum ben. Katılanlar katılırlar. Yani giderler. Onu anladım. Başında. Katılanlar ön cephede mi yer alırlardı? Böyle gerilerde daha korunaklı mı olurlardı? Bir de bu seyircimizin sorusu işte. Yani Sarı Selim neden bozmuştur? Yani şu sebebi, artık Osmanlı'da eski sistemin yürüyeceği bir durum yok aslında. Yani bu Sarı Selim'in savaşa girmemiş olması gibi husus değil. Savaştan korkması gibi hususlar değil. Hı hı. Şimdi ben şöyle bir hadise nakledeyim. Kanuni'nin son seferi. Ziget var seferine çıkar Kanuni. Ne olacak? 7 ay sonra vefat edecek. Ordu 7 ay sonra gelecek.
Şimdi düşünün ki Osmanlı Devleti 14 milyon kilometre kare toprağa çıkmış. Aceh'den bir heyet geliyor. Aceh'den. İstanbul'a padişah yok. Oysa yardım istiyor bunlar. Yardım isteyecekler. Peki aradan onlar bekledi merkezde padişah gelecek diye. 4 ay geçti. Kanuni'nin naaşı geldi. Evet. Cenazesi geldi. Padişah tahta çıkacak. İşte devletler, anlaşmalar bilmem ne, bu heyet bekliyor. Bakın oysa karar almak Osmanlı'nın en önemli noktası, çabuk karar alabilmek, uygulayabilmek. Şimdi siz ta gitmişsiniz Avusturya hududuna, Bağdat'tan bir mesele, Aceh'den başka bir mesele, Yemen meselesi. Merkezde artık padişah merkezde olması lazım. Padişah artık bir sefere gittiği zaman 7 ay sonra dönüyor. Bağdat'a gitse Avusturya hudutlarındaki meselelerin görüşülmesi lazım. Oraya orduların gitmesi lazım. Bunu biraz Sokullu Mehmet Paşa'dır. Bunun mimarı da bana göre ve gerçekten müthiş bir devlet adamıdır. Bunu yerleştirmiştir. Artık o padişahların sefere gidip bir sene sonra dön, 1,5 sene sonra döneceksin. Bu bitti. Ya bugün bizim işte Amerika Başkanı'nın falan yerde niye ordunun başında değil demesi gibi bir şey olur. Böyle bir durum. Artık Osmanlı çağı ayak uyduruyor. Bunu böyle görmek lazım. Evet, katılmayan padişahlar oldu, katılan padişahlar oldu mu? Oldu. Bunu aşanlardan biri müthiş generaldir, 4. Murat'tır. Bir de padişahlar eskisi gibi çok fazla cihatta yetişmiyor. Zayıf da yetişiyor. Bunun da etkisi var. Devlet Peki hocam var. Şimdi ziget var deyince siz bizimle enteresan bir anınızı paylaştınız. Evet. Ne kadar böyle ince düşünce. Onu bir anlatabilir misiniz? Bizzat kendiniz gitmişsiniz, yerinde de görmüşsünüz. Bizimle de bir fotoğraf paylaştınız. Şimdi bu fotoğrafa bakınca ne olduğu anlaşılmıyor da siz hikayelendirince oturtacağız. Bu fotoğraf Zigetvar Kalesi'ndeki Sultan Selim Camii'nin fotoğrafı. Ben 5-6 defa gitmiştim. İkinci gidişimde burada kazı yapılıyordu. Kazı olduğu için bizi içeri sokmadılar. Fakat beraber gittiğimiz arkadaşlarımız Macaristan Bilimler Akademisi'nden öğretim üyeleri olduğu için bizim girmemize müsaade ettiler. Bu resimde görülen kişi kazı başkanı olan profesör bir arkadaşımız, Macar asıllı. Ve kazı ile ilgili bize orada çok ilginç şeyler anlattı. Tabii kazı alanını biz girdik, mahzenlere indik, yani aşağı inme imkanımız da oldu. Mahzenlere de indik kalenin ve orada bir bilgiyi paylaştı bize. Ben daha önce okumamıştım ve bir bilgim de yoktu. Bize anlattığı şey şu, dedi ki, hatta orada resimler onları da gösterdi. Hocam dedi, işte 5 ile 10 Eylül arasında caminin bir penceresinden giren güneş, yerdeki olan bir şey de vardı, onun resimleri de vardı. Arkadaşlarımız gösterdikleri zaman net bir şekilde anlaşılır. Oraya düştüğü zaman karşı duvarda bir yer aydınlatıyor. Yansıma yapıyor. Oraya yansıma yaptığı zaman dedi, biz bu kazı sırasında bunları gördük. Orada 4 büyük halifenin ismi çıkıyor. Fakat bu 4 büyük halifede sadece Hazreti Ali'nin ismi çıkıyor. Ali şeklinde oraya yazılmış. Diğer kısımlar ne yazık ki sıvanın altında kalmış. Daha henüz şimdi burada işte şey çıkabiliyor, resmi görebiliyorsunuz. Bu tabii çok ilginç. Hiç okumadığımız, duymadığımız. Ne enteresan, belli bir saatte güneş geldiği zaman oraya yansıyor ve orada 4 halifenin. Evet, evet. Biliyorsunuz kanun vefatı 7 Eylül. Dolayısıyla 5 ile 10 Eylül arasında. Yani güneşin düştüğü zaman. O işin ilginç tarafı bu zaten. Çok ilginç. Yani kanunun öldüğü o haftanın olan bir şeyle güneş düşüyor. Caminin ortasında bir yansıma yaparak karşı duvarda işte 4 büyük halifenin isminden sadece Hazreti Ali ismi okunuyor. Çünkü kendi kalan kısmı zaten resimde de gözüküyor. Sıvanın altında kalmış maalesef. Yani ne enteresan, ne incelikler bunlar değil mi? Evet. Tabii bu çok ilginç. Orada top gülleleri, şeyler hepsi zaten daha yeni kazı yapıldığı için hepsi orada. Biz de savaşta kullanılan aletleri gördük, kılıçları gördük orada. Şu anda sergileniyor. Türkiye'den çok ciddi anlamda bir giden insanlarımız, vatandaşlarımız gidiyor. Bu da tabii insanı çok sevindiriyor oraya gittiğimiz zaman. En son biz Aralık ayında gitmiştik bir kongre dolayısıyla. Çok sayıda ülkemizden giden insanlarla karşılaştık orada. Mehmet Bey, sen de kılıçları almışsın galiba. Kılıçlar, bu gerçekten savaşta kullanılan kılıçlar yani. Dolayısıyla bu kılıçlar şu anda sergileniyor orada. Bu yönüyle insanlarımızın daha fazla gidip oraları görmesi ve o şeyi, havayı koklamasını
tavsiye ediyorum. Peki şimdi seyircimizden de bu yönde hem kılıçlarla ilgili falan da sorular geliyormuş. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yine buradayız. Herhalde 7 dakikalık bir ara mı arkadaşlar? Reklamlardan sonra yine buradayız. Lütfen siz sorularınızı ve yorumlarınızı da bizlerle paylaşın. Ey Ahali etiketini kullanıyoruz. Sizlere hediye vermek için sorduğumuz ikinci soruyu bir kez daha hatırlatayım. Öyle gidelim. Osmanlı'nın düşmanı 2 saatte yerle bir ettiği meydan muharebesi hangisidir diye sorduk. Bakalım ne cevap vereceksiniz. Şimdi biz reklamda da bir bakalım Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan neler gelmiş. Birazdan buradayız. Peki. Ve evet devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bu kılıçla ilgili olan soruya geçmeden önce hocamızdan bir soru gelmiş, cevap gelmiş Talip Mert. Evet. Diyor ki kuyumcular hani dedik ya kuyumcular evet, ne kuyumcular yapıyor diye ne falan diye. Şöyle bir şey yazmış. Kuyumcular sefer sırasında başarılı kumandanlara hediye edilen kılıçların tezyin işini yaparlardı. Bu bilgi 4. Murat'ın Bağdat Seferi Ruznamesi'nde kayıtlıdır. Selamlar. Selamlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kendisine muhabbetlerimizle. İzninizle ben bir ilave yapmak istiyorum. Tamam hocam. Zaten özellikle İstanbul'dan hareket edilirken padişah sefere katılıyorsa veyahut da vezirlerden birisi ve vezir azam katılıyorsa beraberinde kıymetli koşum takımları, kıymetli kılıçlar ve hançerler beraberinde götürülür. Bu biz sefer ruznamesine göre söylemiş Talip Bey doğrudur. Başlangıçta böyle bir uygulama vardır. Götürülür ve orada faydalı yaralılık gösterenlere, düşmana karşı büyük üstünlük gösterenlere mutlaka bunlardan padişah tarafından hediye edilir. Ki mesela en fazla hediyelerde bu konularda Kırım Hanı'na yapılmıştır. Kırım Hanı ordusuyla beraber sefere gelip katıldığı zaman işte çok kıymetli gümüş takımları olan ve binek şeyleri olan, eğerleri olan atlar, murassa atlar hediye edildi diye belgelerde, kayıtlarda çok açık bir şekilde geçmektedir. Güzel bir soru geldi. Ey Ahali etiketiyle Fakiri Pür Taksir isimli seyircimizden. Savaşta şehit olan askerlerin ailelerine kimler nasıl haber verilirdi? Herhalde bir de şehitler hemen orada gömülüyordu değil mi? Nasıl evet. oluyordu ve ailelere hani nasıl haber veriliyordu? Oradaki işlemler nasıl yapılıyor? Var mı? Yani bu konuda tabii neticede şehit olan insanın durumuna bağlı. Şimdi Yeniçeri askerleri için bunu söylemek mümkün değil. Zaten bekar olan insanlar orada defnedilir, dualar edilir. Hatta Yavuz Sultan Selim mesela ölenlerin anısına bir direk diktiriyor. Ancak timarlı sipahiler, onların sipahileri var. Kendilerinin timarlı sipahileri. Onların sipahisi ilgilenir. Ve onlar söylerler. Timarları mesela evlatlarına bırakılır. Bunlar tamamen bir sistem dahilinde timarlı sipahinin ve bölge kadısının inisiyatifinde olan hususlardır. Onlara buradan bilgi gider. Mesela Osmanlı'da en önemli husus haberleşmedir. Hı hı. Menzil, ulaklar gider gelirler. Mesela ulak menzilleri vardır ki bu askeri menzile benzemez. Sadece ulaklara hastır haberciler. Mutlaka bunlar haber götürürler. Ama buradaki haber muhtemelen sefer sonunda bunların ölümleri, düşenler, diğerler, timarları kimlere verilecek, kimlere dağıtılacak bunların kararları alınır. Hı hı. Ve ondan sonra bu durum sefer dönüşü haberleri olur. Yoksa hani yolda giderken biri vefat etti bunu hemen haber gönderelim şeklinde bir husus değil. Tabii çünkü sefer öncesi ve sefer sonrası yoklama yapılır. Evet. Hocamın da söylediği gibi o yoklamada bulunmayan askerler, şehitler varsa onlar ayrılır. İsimleri şeyden yoklamadan düşülür. Kaybolanlar varsa acaba esir mi oldu onlarla ilgili bir çalışma yapılır. Ve daha sonra esir değişimi olduğu zaman da bunlar kontrol edilir. Dolayısıyla askerlerle ilgili bütün kayıtları zaten şöyle bir sistem vardır. Yani... Alay Bey'i kendisine bağlı askerlerden sorumludur. Hı hı. En alt kademeye inecek olursa Çeribaşı'dan başlar. Çeribaşı, askerbaşı, çeri sürücüsü, ondan sonra Alay Bey'i, Sancak Bey'i, Beyler Bey'i. Dolayısıyla herkes kendi askerinden ne kadar eksik, ne kadar bir noksanlık varsa bunların hepsini çok iyi bir şekilde bilir ve neticede bunların hepsini Vezir-i Azam'a arz eder. Vezir-i Azam da padişaha arz eder. Dolayısıyla bir eksiklik olduğu zaman bu eksiklik hangi birlikte, hangi bölükte, hangi eyalette, hangi sancakta net bir şekilde bunlar bilinir yani. Hı hı. Çok fazla bir ana kuşatmasını merak eden seyircimiz var. Neden başarısız olduğu ile ilgili? Ömer Faruk Bey öyle bir soru sormuş. Ondan sonra bir de Tuğba Hanım'ın öyle bir sorusu var.
sadece yaz ve bahar zamanlarında savaş yaptıkları, hatta Viyana kuşatması kışa denk geldiği için başarısız olduğu söylenir, doğru mudur diye. Hayır, Viyana kuşatması kışa değil, kışa normal değil. Zamanında yapılan evet. bir savaştır. Belki Kanuni'nin birinci kuşatmakla ilgili ifade edilebilir o. Kanuni'nin hedefinde aslında Viyana'yı kuşatmak yoktu. Viyana'yı evet. kuşattı, düşmanı çekmek içindi. Gitti 15-20 gün sonra kış başladı ve geri çekildi Kanuni. Evet. Fakat ikinci Viyana kuşatmasında tamamen hedefte Viyana var. Ancak orada Merzifonlu'nun bazı askeri hataları oldu. Bu çok önemli. Bir defa geride çok kale bıraktı düşman arazisinde girdikten sonra. Viyana güçlü bir kale. Çok bozgun güzel. Eğer olursa ordunun felaketi olurdu. Nitekim de öyle oldu. O birinci hatasıydı. İkincisi, biraz sert davrandı Merzifonlu. Gerek Kırım Hanı'na, gerek bir kısım devlet adamlarına. Yani bunlar bunu yanlış olduğunu söylediler. Ve Merzifonlu bunlara sert çıktı. Hatta Eflak Kralı var. Geliyor işte diyor, Viyana'yı alacağız, Viyana önüne geldik, ne diyorsun diyor. Diyor ki Eflak Voyvodası, siz de diyor pilavı yemeye önden mi başlarlar, arkadan mı başlarlar diyor. Ya bu kadar kale bırakılıp da oraya gitmek iyi değil. Birinci sene tüm şu kaleleri alsaydık, evet. seneye Viyana'yı kuşatsaydık. Bakın müthiş bir görüş bu. Merzifonlu kendine çok güvenen bir adam. Biraz da sert bir asker, kırıcı. Çalışmıyorlar, ciddi gayret göstermiyor. Mesela Kırman'ı özellikle Lehistan kuvvetleri geldiğinde yol veriyor onlara, vurmuyor. Oysa köprüleri tutabilirdi. Biraz da ihanetle karşılaşıyor. Mesela bir üçüncüsü, bir hafta önceden düşürebilirdi Merzifonlu, artık kaleyi almak üzereydi. Şey vermedi, yağma iznini vermedi askere. Halbuki vereceksin kardeşim yani bu askere. Yağma izni vereceksin. Dinen bu yasak değil, günah değil, bir şey değil. Asker daha hızlı çarpışır. Sen Viyana gibi bir kalenin önündesin. Bozulduğun zaman felaketin olur. Gerçekten tarihin bir dönüm noktasıdır o. Evet. Yani bir eşik aşılmak üzere geri yıkılıyor. Ya bir aşılsa Osmanlı akıncılarının artık İspanya'ya doğru akacağı, Almanya içlerini vuracağı dönemler. Mesela bu akıncılar bu şey içerisinde çok önemli bir yer tutar. Yani bir yere Osmanlı sefer açtı, hep onu konuşuyoruz. İlk haber verilen akıncılardır. Akıncılar o bölgeyi darma duman ederler düzenli evet. ordu gelinceye kadar. Direnci kırıyorlar. Mahvederler, direncini kırarlar. Evet. Yani artık Osmanlı akınlarının tamamen Orta Avrupa'yı aşıp batıya doğru yöneleceği bir savaştır bu. Tarihin işte şeyi, dönüm noktası, cilvesi geri döndü. Yani eşikten böyle. Orada Viyana şeyine imamı yalvarıyor Kırım Hanı'na. Vuralım ey hanım diyor. Şu düşman geçiyor. Bunlar felakete sebep olur. Vuralım bunlara. Siz diyor bu Osmanlı'nın bize yaptığı cevri bilmezsiniz. Bırakın Tatar'ın kıymetini bilsin diyor. Tatar'ın kıymetini bilsin derken bütün İslam ümmeti gidiyor. Farkında değil yani. Bir felaket yaşanıyor. Tamam, hocamın o dediğine bir ilave yapayım. Bundan tam 100 sene sonra 1783'te Ruslar Kırım'a girip de oradaki Kırım Tatarlarına olmadık zulümler yaptığı zaman bağırıyorlar, neredesin ey Osmanlı? Yardım. Buna rağmen yardıma gidiliyor. Ve Osmanlı çok zor durumda. Buna rağmen Rusya harbi ilan ediliyor. Ve tabii Rusların özellikle Kefe, Menküp bölgesinde yaptıkları büyük bir katliam vardır. Sultan 1. Abdülhamid'e nüzül isabet ediyor. Çok üzüldüğü için. Oradaki kadınları ve çocukları Ruslar kale teslim olacak ve diyorlar ki biz dokunmayacağız bunlara, hiçbir şey yapmayacağız. Fakat ne yazık ki teslim olmasına rağmen anlaşmaya aykırı olarak Ruslar bütün kadınları ve çocukları katlettikleri için Sultan 1. Abdülhamid'e nüzul isabet ediyor. Ve padişah vefat ediyor, üzüntüsünden vefat ediyor. Bir tane tweet gelmişti, o benim hoşuma gitti, onu ben favorilerimi almıştım. Şey diyor, Melek Hanım yollamış ey ahali etiketiyle, bu gece Payitaht Abdülhamit dizisinde de geçmiş olabilir bu cümle. Çünkü tırnak için almış ve onları da etiketlemiş. Diyor ki, bilsinler ki her hamlelerinde gücü yetene kadar mazlumlar için kendini siper edecek bir Osmanlı var. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Bu Melek Hanım'a bir kitap hediyemiz olsun bu gece. Peki, Sultan 2. Abdülhamit'in katıldığı savaş var mı diyeceğim? Katıldığı değil de döneminde bir savaş var. Evet. Ve Yıldız'dan idare ettiği bir savaştır. Evet. Yıldırım Harbi ister.
hatta Yıldırım Vartları Yunan Savaşı'dır. 1897. Evet. Önemli bir savaştır Ethem Paşa komutasında. Nasıl? Sormasa mıydım bu savaşı diyorum. Niye? Çok uzun anlatmayacağım. Yok yok, o anlamda söylemedim. Buyurun hocam. 6 ayda geçilemez denilen özellikle Dömeke ve bir takım engelleri Osmanlı ordusu Yıldırım Harbi isteyince Abdülhamit Han, yani bir hafta gibi bir zamanda, ki Alman stratejistler öyle diyorlar, 6 ay geçilemez denilen yerler var. Çok kısa bir süre içerisinde girip Atina önüne geliveriyordu. Dünya şaşkınlığa düşüyor. Yani önemlidir bu. Hani Abdülhamit Han'ı böyle askeri bakımdan dışarı çıkmadı, sarayında korkak, ödlek falan filan diyen adamlar ordulara nasıl hareket ettirdiğini hem de Yıldız Sarayı'ndan görebilmeliler. Evet. Evet. Peki yine seyircilerimizin sorularıyla devam edelim. Ahmet Keskin güzel sormuş. Ey ahali etiketiyle Osmanlı ordusunda istihbarat nasıl sağlanırdı? Hani önden fethedecekleri yere casusları gönderirler miydi? Hatta Matrakçı Nasuh'un, hatırlıyorum ben, hatırlıyorum ben sanki bakmama. O zamandan ben hatırlıyorum, yapardı, gönderirdik biz onu önden. Gidip de oraları böyle özellikle çizdiği, işte önemli yerleri belirttiği, ona göre ordu geldiğinde pozisyon alıyor gibi bir şeyler. Dizilerde anlatılmış. Ya bak şimdi ağzımdan çıktı, hatırlıyorum ben böyle bir sahne izlemiştim dedim. Sonra Allah'a hatırladım, Ahmet Hoca alacak götürecek şimdi lafı. Neyse, bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim, hayır. Allah. Tabii Mehmet Bey de söyler, en önemli husustur düşmandan bilgi almak. Evet, tabii. Yani tabii. İlk önce bir yere sefer açıldığı zaman divanda mesela oranın ordusunun durumu, gücünün durumu, neler yapabileceği, neler yaptıkları, kendisine zaten bilgiler gelir divana. Savaş alınırken, kararı alınırken o devlet hakkında çok bilgiler gelmiştir Osmanlı'ya. İkincisi, artık hareket ettikten sonra söylediğimiz Akıncıların bölgeye girmesi. Akıncılardan ciddi bilgiler gelir. Ve çok bil alırlar, esir alırlar. Evet. Bunlardan bilgiler gelir. Dolayısıyla Osmanlı için bu önemlidir. Çünkü bilgi almazsan bu kaybedeceğin birinci noktasıdır. Tabii. Yani en önemli. Eğer kazanacaksan düşmanın hakkında bilgin olması lazım. Şimdi ben üzerinde çalışacağım seferle ilgili ben bir şey söyleyeyim. Kamaniçe mi? Kamaniçe ile ilgili. Bakın tam da Gülhanzade'den böyle bir soru geldi, inanır mısınız? Kamaniçe Kalesi hakkında bilgi alabilir miyim diye. Fethedilemeyeceği düşünülen kale. Evet, evet. Kamaniçe Kalesi 14. yüzyılda yapılan bir kale. Çok doğal bir koruması da olan, böyle kayalık bir alanda yapılan resimleri de vardı. Bir önceki resme geçilecek olursa bir şey vardı, minyatür. Onda işte kalenin şeyleri gözüküyor. Hakikaten çok da sevimliymiş. Muhteşem bir kale. Bu sadece kalenin başlangıç kısmı. Devamı şehir. Devamı şehir şeklinde. Bu baksana kale güzel, evet, evet. Bu ay, ne bu güzelmiş, kalenin başlangıç kısmı, arkasında devam eden kısım şehir olarak, tabii o kısımlar birçok kısmı yıkılmış. Burası fethedilemez bir kale olarak düşünülen bir kale. Şimdi 4. Mehmet Fazıl Ahmet Paşa ile birlikte sefere çıktıkları zaman kaynaklarda şöyle bir ibare geçiyor. Bu tabii Batı kaynaklarında geçen bir olay. Deniyor ki Sultan 4. Mehmet Eflak Bey'in haber gönderdi. Dedi ki Kamaniçe Kalesi'nin mumdan bir maketini yapıp bana gönderin. Ve bu mumdan yapılmış olan maket üzerinde bir çalışma yapıldığından bahsedilir. Ve tabii kale fethedilemez olarak düşünülen bir kale. O zamana kadar defalarca kuşatılmış, fethedilememiş. Ama Osmanlılar daha önce işte 1630'lu yılda bir Abazan Ahmet Paşa'nın kısa bir Silistre valiliği sırasında bir kısa bir seferi vardır. Ondan sonra 4. Mehmet gittiği zaman 10 günde kaleyi fethetmiş. Fethedilemez olarak düşünülen kale 10 günde fethedilmiş. Dolayısıyla Batı Hristiyan aleminde ve Lehistan'da şöyle bir düşünce vardır. Acaba Tanrı'nın oğlu ve Tanrı İsa tarafından bize tarif edilerek yapılan bu kale şimdiye kadar fethedilemediler. Ne oldu da Türkler geldi bu kaleyi fethetti? Bir günah mı işledik şeklinde kendi işlerine bir ahvah etmişlerdir. Ve dolayısıyla bu kale hakikaten çok önemli bir kaledir. Türkler 10 günde fethetmiştir. Hı hı. 27 yıl boyunca Lehistan kuşatmasına rağmen geri alamamıştır. 27 yıl. Bu böyle bir özelliği vardır bu kalenin. Kale alınamamıştır, geri alamamışlardır.
Jan Sobieski bütün gücüyle saldırmıştır ama alamamıştır. Netice içerisinde 6-7 bin tane bir Osmanlı askeri vardır. Kaleyi alamayınca Karlofça'da tek bir şart koşmuşlardır Papa'nın adamları vasıtasıyla. Lehistan'ın tek bir isteği vardır. Kamaniçe Kalesi'nin Karlofça'da Lehistan'a iade edilmesidir. Osmanlı 10 günde almış olduğu kaleyi 27 yılda vermemiştir savaşta. Ama masada ne yazık ki Karlofça'da bu kaleyi iade etmiştir. Böyle de bir şey vardır. Enteresan. Evet. Bu arada Nihat Hatipoğlu hocamızdan mesaj geldi. Programı keyifle izlediğini söylüyor. Akşamlar. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Selamlar, saygılar ve hatta şimdiden kandiliniz mübarek olsun diyelim. Sağ olsunlar. Yine o zaman seyirci soru, bak şimdi mesajı gördüm, böyle bir dağıldım. Bir seyirci sorusu daha sizlere buradan sormak istiyorum. Biraz da Osmanlı'da deniz savaşları seferlerine de değinseniz, ey ahali demiş Hatice Yılmaz. Deniz savaşları da aslında... Yani Hatice Yılmaz ey ahali deniz savaşlarından bahsedin diyor ama bunun için ayrı bir program lazım. Öyle mi? Evet, Barbaros, çok, çok. Turgut Reis, Şumar Reis. Tamam, o zaman o başlığı hiç açmayalım. Yani hiç açmayalım. Bir başka programda. Denize bir girersek, tabii, bir de diyelim şeye, Hatice Hanım'a beder ya der menafi bi şimarest erhahi selamet der kenarest. Deryada çok faydalar vardır ama selamet kenardadır. Bu akşamlık kenarda duralım. Ha, öyle. Güzel, güzel, güzel. Şimdi hocam izninizle Pelin Hanım bir az önce hocam anlattık ikinci Viyana bir ilave yapmak istiyorum. Ben o seferin bütçesini çalıştım. Ha. Yani sefer ne kadar mal oldu diye çalıştım. Yani ikinci Viyana Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın seferin Osmanlı bütçesine maliyeti 677 milyon akçedir. Çok büyük bir, evet, para. Çok büyük para. O seneki merkezi hazinenin geliri 632 milyon akçe. Seferin maliyeti 677 milyon akçe. Çok büyük bir. Ve Osmanlı'nın en kalabalık için, seferlerinden biridir. En kalabalık. Çok 250 büyük bir, bin asker. Çok büyük bir hem kayıp yaşanmış hem hazine kaybedilmiş hem de mali olarak Osmanlı Devleti'ni ekonomik olarak çok ciddi anlamda çökeren, evet, bir savaştır. Maalesef. Şimdi Şaban Bey böyle bir soru sormuş ama hiç yani fikrim yok. Nereden duymuş, doğru mudur, bakalım, değil midir bilemiyorum. Kanuni Sultan Süleyman'ın kış seferlerinde yani kış esnasında ama kış seferi gerçi sıcak zamanda daha böyle yani kışlaklarda kalıyorlar. Kışlaklarda diyelim. Kış askerlerine özellikle bir yedirdiği bir şey var mıydı? Yani mesela Osmanlıların özellikle küflü peynirden bahsediyor. Biz. Böyle bir şey küflü var mıydı? Küflü peynir Van tarafının meşhurdur. O tarafta yedirmişlerdir. Ara ki bulasın. Bugün İstanbul'dan istiyorlar. Özel istiyorlar, özel çağırıyorlar. Küflü peynir öyle küflü zannetmesin. Özel, güzel bir peynirdir. Hı hı. En güzel Van'da, o taraflarda çok, tabii, olur. Tabii, muhtemelen, tabii, oradayken. Ve çok da pahalı bir peynirdir aslında. Çok pahalı bir peynirdir. Mehmet Bey'in az önce söylediği gibi neler getirtmişti padişah? Turşular getirttiği gibi. Ama küflü, aylar sürüyor. Turşu bile kurarsız gider. Şimdi izninizle şunu söylemek istiyorum. Normal olarak bir sefer, en iyi ihtimalle yapılan bir sefer 6 ay sürüyor. Tabii. Evet. Nisan'da başlıyor. Bizim Türk tarihinin en büyük zaferini biliyorsunuz. Biliyorsunuz Ağustos ayıdır. Ağustos ayı. Ağustos'ta savaş yapılıyor. Eylül ayında gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor ve Eylül ayının sonlarına doğru dönüş başlıyor. Çünkü kış geliyor. Evet. Yani gidiş yollarında menzilde daha fazladır, mesafe daha uzundur ama dönüş daha kısadır. Çünkü, hı-hı, bir an önce herkesin kendi kışlarına dönmesi lazım. Alaaddin Emir Sarsıcı sormuş. Ey ahali etkili genç de bir arkadaşımız, bak resmi de belli buradan. Hatta ismi Potter Emir. Harry Potter gibi herhalde. Ne güzel, bizim aslında çok yaş aralığı geniş bir seyircimiz var. Evet, farkındasınız, evet, değil mi? Çok genç, evet, arkadaşlar da seyrediyor, evet, kardeşlerimiz. Ben o kadar seviniyorum ki mesela o sormuş. Zigetvar seferinde Kanuni'nin cansız bedenini ata bindirip savaş meydanı da gezdirdiklerini duymuştum. Doğru mu diyor? Yok, değil. Ama gizlemişlerdi öyle mi? Gizliyorlar. O bir gerçek. Tabii, yani çadırda mesela Kanuni'ye benzeyen onun, bir Hasan Ağa oturuyor. Onun şeyleri vardı, minyatürleri vardı. Nusret'te ben almıştım, ha, hocam. Evet. Minyatürleri vardı resimlerde. Bir sonraki minyatürde olabilir. Evet. Zaten arkadaşlarımız Sokoldunuz. Verdi bile. Evet. Peki devam edelim yine seyirci sorularından. Çünkü bu gece bayağı güzel sorular. Çok güzel sorular. Bu soruyu sormayayım çünkü hiçbir fikrim yok. Ya bazen böyle gelen sorunun ne olduğu ile ilgili hiçbir fikrim olmuyor. Böyle bir şey var mı? Öyle bir şey... Tabii. Var. Korkusuz Can. Evet. Yıldırım Bayezid. Yıldırım Bayezid. Yıldırım Korkusuz Can yemini var mı diyor.
Doğru. Yıldırım Bayezid'e yemin ediyor, bir daha üzerine gelmeyeceğim. Yıldırım Bayezid onlara bir ziyafet veriyor. Hı. Ziyafette o da yemin ediyor, bir daha sizin üzerine gelmeyeceğim deyince Yıldırım Bayezid diyor ki, yeminlerinizi size iade ediyorum. Şövalye. Tamam. Meşhur şövalyesi. Meşhur Fransız, doğru. Yeminlerinizi size iade ediyorum. Her zaman karşıma çıkınız. Bana bir zafer daha kazandırma. Hatta hocam şöyle bir şey de söylüyor orada. Yıldırım Bayezid. Diyor ki Yıldırım Bayezid, sen diyor memleketinde, kendi ülkende çok meşhur bir savaşçı olduğunu duydum. Yaşın daha çok genç diyor. Sen git biraz daha talim yap. Gel biz seninle bir kez daha savaşalım diyor. Yıldırım Bayezid ve tabii korkusunca ve askerleri bir daha Osmanlı askeri karşısına çıkmıyorlar. Kesinlikle. Tamam. Hiçbir savaşta onların askerleri yoktur. Peki Osmanlı ordusuna neden dervişler yer alıyor? Balkanlarda çok derviş var. Sarı Saltuk, Gülbaba gibi. Bunlar ordu dervişleri mi gibi bir soru gelmiş. Böyle ordu dervişleri diye bir şey var mı? Yok. Ordu dervişleri olarak yok ama gönül erleri, katılan çok sayıda gönül erleri vardır. Savaşın manevi şeysini güçlendirmek amacıyla katılan çok sayıda zamanın büyük alimleri ve dervişleri vardır. Evet. Hocam peki, bu konuda daha şey bilir yani hocam. Estağfurullah. Aynen. Katılıyorum. Peki şimdi hani az önce yağmadan bahsetmiştik ya. Gittiklerinde bu yağma usulü ne bulduğunu, yani bulduğu her şeyi istediğini yanına alma gibi bir şey mi düşünmemiz gerekiyor? Yağmadan ne anlayacağız? Yani yağma şimdi bir kaleyi kuşattığı zaman bir şehri, Osmanlılar teslim olmalarını isterler. Hı hı. Teslim olmadığı zaman bu artık savaş başladığında yağmaya açıktır. Ancak devlet yağma müsaadesi etmediği müddetçe yağma olmaz. Osmanlı gerçekten çok farklı. Yani hiçbir devlete böyle kolay kolay benzemez ve kolay kolay da yağma iznini vermez. Yani şehirlerin harap olmasını istemez. Fakat kuşatma uzarsa, uzayacak olursa o zaman tekrar yani son nokta, bakın teslim olun, yağma iznini verir askere, yoksa şehir mahvolur. Yani düşüreceğim işte 2 gün, 3 gün, 1 gün yağma izni verir. Ve bu şekilde asker girdiği zaman her şeyi yağmalar. Yani artık yakaladığı onun kölesidir, esiridir, aldığı malını, mülkünü, her şeyini yağma edebilir. Savaş dönemin hem İslamiyet'in vermiş olduğu bir haktır, hem de o dönemin askeri şeylerine uygun bir durumdur, hukukuna. Savaş hukuku hocam da bahsettiği gibi 4 esas üzerine kuruluyor savaşmadan önce. Önce elçi gönder, deniyor ki yani Müslüman ol, kardeşim ol. Yani İslamiyet teklif ediliyor. İkinci maddesi deniyor ki eğer bu birinciyi kabul etmiyorsan taşınabilir, mallarını alıp gidebilirsin. Onu da kabul etmediği zaman diyor ki o zaman diyor bana tabi olmak şartıyla vergi verip haraç öde ve benim tebam ol. Bunu da kabul ettiği zaman dördüncüsü kılıç hakkıdır zaten. Kılıç hakkı da hocamın anlattığı gibi oradaki ele geçiren her şey ganimet malıdır ve mal hükmünde olarak değerlendirilir. Peki şimdi seyircimize sorduğumuz sorunun yanıtını alalım. Yani o kadar çok cevap geldi ki teşekkür ederiz. Doğru, Instagram'a da geldi. Vallahi doğru. Öyle mi? Bildiler mi? Bildiler. Osmanlı'nın düşmanı 2 saatte yerle bir ettiği meydan muharebesi hangisidir? Evet, muharebe. 2 saat hazırlık, 2 aylık yol, 2 saatte bir düşmanın yok edilişidir. Ya 2 saat çok acayip bir şey. Yani, muhteşem bir savaştır. 80 bin kişidir. Onun kralları da... Krallayışlar, kralları da meydanda kalmıştır. Yani bir devletin adeta sonudur yani. Yalnız öyle bir şey ki şu böyle çaldıkça düşmanın siniri bozulmaz mı? Karşındaki bununla geliyor. Şimdi o Mohaç'ın resimleri vardı. Arkadaşlarımız gösterebilirse. Rejiden de inadına veriyorlar. Bip. Zaten mehter vurmaya başlayınca düşman arazisi 7 şiddetinde sarsılmaya başlar. Ama hocam bu çok değişik değil mi bu? Bu evet. Bu biraz da. Bu biraz daha. Abi bu değişik olduğu için paylaşalım, seyircimizle istedik. Evet, şimdi neydi ha? Bak bu gece gelen cevaplardan özellikle en fazla sefere çıkan padişah Fatih Sultan Mehmet. Sonra siz dediniz ki bir günde en fazla orduyu yürüten padişah hangisidir? Yavuz Sultan Selim. Ve en son Mohaç cevabı, onlara bakacağız. Ve tabii güzel bir iki tane böyle benim de hoşuma giden tweet oldu sorulardan da vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Sağ olun, güzel geldiğiniz için. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz pek ekrana çıkmayan bir hocamızsınız ama sizi artık ekranlarla tanıştırmış olduk. İnşallah da sevdirmiş olduk. Teşekkür ederim, çok sağ olunuz, var olunuz. Yine bekleriz efendim sizi. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Bu deniz meselesini bir yapmak lazım. Çok güzel olur. Bir de bu gece çokça gelen bir soru vardı. Oradan da bir program çıkaracağız. Bilare yayından sonra bunu konuşalım. Tamam. Sevgili hocam. İnşallah. Sevgili seyircilerimize de teşekkür ederiz. Bizleri izledikleri için. Pazar günü Miraç Kandili. Kandilimiz mübarek olsun. Tebrik ediyoruz. Dua bekleriz, isteriz. Gönlünüzden geçerse sağ olunuz, var olunuz. Ebru Yücel'le hazırlıyoruz. Sevgili hocamla hazırlıyoruz. Mehmet İnbaşı'ya teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çarşamba gecesi gündem ötesinde, cuma gecesi tarih sahnesinde beraberiz. Sevgiyle kalın, güzel günlerde, güzel haberlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın istiyoruz. Görüşmek üzere.